Türkiye'nin doğalgaz konusunda özellikle depolama açısından elini rahatlatacak olan Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde sona geliniyor. Stratejik öneme sahip olan bu projeyle Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının %10'u bu depodan karşılanacak. Bilirler insanlar, yolu Silivri'ye düşenler, açıkta dev bir platform vardır. Ekibimizden Gülay Alaca ve kameraman Emrah Kahraman çalışmaların devam ettiği Marmara Denizi'nin üzerindeki dev platformlardan birine gitti. Projeyi yerinde inceledi. Yatırımlar yapıldı, çalışmalar başladı, kuyular açıldı. Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi ortaya çıktı. Çok kısa bir sürede 18 kuyunun kazıldığı ve 2 yıl içerisinde işte bu noktalara getirdiğimiz rekor hızla tamamlanmış bir proje. BOTAŞ, sahip olduğu Marmara Denizi'ndeki doğalgaz depolama tesisiyle ilgili bir adım attı. Depolama ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tesisi kuruldu. Kalyon ve Kolin şirketleri işte bu dev projenin yüklenici iki firması. Bu gemi şu anda bu bölgede doğalgaz depolama amacıyla denizin altındaki uygun yerlerde depolama kazıları yapıyor. Yurt dışından gelen doğalgaz bu tesiste, yani denizin altında depolanacak. Bu sayede Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliği teminat altına alınmış olacak. Burada Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının %10'u kadarını depolama imkanı veriyor. Bizim ülkemizin de doğalgaz sektöründe küresel oyuncu olma noktasında ihtiyaç duyduğu insan kaynağının oluşmasını sağlayan kritik altyapı projelerinden birisi. Yıl sonuna doğru projede depolama aşamasına geçilmesi planlanıyor. 18 kuyu var. Bu 9 kuyu bu bölgede DP2 dediğimiz platformda. 9 kuyu da hemen şu karşıda gördüğümüz DP1 platformunda kazılmış durumda. Şu anda biz ikinci 9 kuyunun sondajını bitirmek üzereyiz. En geç yıl sonunda, daha erken de olabilir, burada depolama yapılacak. Doğalgaz depolama platformunda çalışanlar 30 gün çalışıp 30 gün ise izin yapıyor. Ancak 30 gün çalışmak dile kolay. Tabii buradaki zorluk göz ardı edilmemiş. Platform üzerinde çalışanlar için sosyal yaşam alanı kurulmuş. Siz mesai içindesiniz galiba. Evet. Beyefendi ama mesai dışında mı şu anda? Evet, mesai dışında. Şu anda mesaisi bittiği için izin var, dinlenirken uyumadan önce günlük sporunu yapıyor. 30 gün çalışıp 30 gün izinli olduğumuz zaman hani istediğimiz yere, yılın istediğimiz zaman her yere tatile gidebilme imkanımız var. İşte burası da platform içinde bulunan revir. Burada 24 saat boyunca doktor oluyor ve çalışanlardan birinin hastalanması durumunda direkt müdahale ediliyor. Daha büyük risklere karşı önlemler de üst düzeyde. Yaptığımız operasyon aslında çok yüksek riskler barındırıyor. Bundan dolayı bir de karadan uzaktayız, şu an denizin ortasındayız. Dolayısıyla Allah korusun herhangi bir acil durum, herhangi birinin yaralanması, bir acil durum söz konusu olduğu takdirde hızlı bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyor. Şu an Atatürk Havalimanı'nda bir tane helikopter, ambulans helikopter bu proje için bekliyor. 7/24 herhangi bir acil durumda hemen 10-15 dakika içerisinde oradan kalkıp bu helidek üzerine, helikopter pisti üzerine inip yaralanan arkadaşımızı buradan alıp hızlı bir şekilde en yakın hastaneye götürmek üzere hazırda bekliyor vaziyetteler.